Genel Başkanımız Sayın Tuncer Bakırhan aramızda hoş geldiniz. Güngör ve Dersin vekillerimiz aramızda kendilerine hoş geldiniz diyorum. DEP Karakoçan eş başkanları Cafer Uğur, Songül Düzgün hoş geldiniz aramızda. Bütün misafir arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Güzel Sarıcan halkı, bildiğiniz gibi 2018 seçimlerinde biz kazanmıştık ama bizden irademizi alıp kayyum atadılar. Tekrar irademizi sandıkta göstereceğiz. İnşallah 31 Mart'ta güçlü bir iradeyle beldemizi tekrar alır, Sarıcan halkıyla yöneteceğiz. Biz halkımızın başkanı değil, hizmetkarı olarak geleceğiz. Demeye maya şımak ya herame, sarı çıma serame. Tuncer Bakırhan, kum helatın, sen sana, sen çalartın, var mı? Şımakır, umre, kum helatın, ser çaba, ser sere atın. Öncelikle bizi böylesine kitlesel ve coşkuyla karşıladığınız için her birinize ayrı ayrı genel merkezim adına saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hoş geldiniz. Evet, bir yerel seçime giriyoruz. Çok önemli bir yerel seçim. Burada da bütün Kürdistan kentlerinde olduğu gibi irademize kayyum atandı. Bizi yoksullaştıranlar, bizim dilimizi yok sayanlar, mecliste konuştuğumuz iki kelimeye bilinmeyen dil diyenler, Ergenekoncularla, JITEM'cilerle, Beyaz Torosçularla ittifak kuranlar, bu seçimde hiç utanmadan gelip halkımızdan oy istiyorlar. Şimdi bu seçim biz Kürtlerin, Alevilerin, emekçilerin, yoksulların, geçinemeyen emeklilerin, asgari ücretle yaşamını idame ettiren işçilerin, işsizlerin, gençlerin, kadınların seçimiyle bu JITEM ittifakı arasındaki bir seçimdir. Onun için bu seçim basit bir seçim değildir. Kürdüz, varız, Aleviyiz, eşit haklara sahip olmak istiyoruz diyorsak, kadınız, insanca yaşamak istiyoruz diyorsak, genciz,
yaşadığımız, doğduğumuz yerde aş ve iş bulmak istiyoruz diyorsak, tabii ki bu JITEM ittifakı karşısında DEM Parti'ye, kendi partinize oy vereceksiniz. İnşallah 31 Mart'ta da yine Sarıcan'da, bu sefer daha güçlü bir şekilde partimizi, adayımızı kazandıracağınızı umuyorum. Şimdi kayyum efendi atandı ama Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Gerçek anlamda bir hizmet üretti mi? Hayır. Sizin taleplerinizi karşıladı mı? Hayır. Peki çok dilli Sarıcan'da gerçekten dilinize, kültürünüze, onu yaşatmaya dönük herhangi bir pratik içerisine girdi mi? Hayır. Kayyum efendi için var yok Sarıcan'daki belediye bütçesini boşaltmak, belediyeyi borçlandırmak, daha sonra da burayı terk edip gidip kendi yaşamına yapmış olduğu usulsüzlüklerle devam ettirmektir. Değerli halkımız, kayyum üç kelimeyle gasptır, hırsızlıktır, yolsuzluktur. Sarıcan halkımız gerçekten bu gaspa, yolsuzluğa, hırsızlığa bir daha izin verecek midir? Hayır! Evet, insan olan, Kürt olan, inançlı olan hiç kimse bu vahşet karşısında, bu gasp karşısında, bu rantçılık karşısında kesinlikle evet demeyecektir. Buna eminim. Kayyum efendinin olduğu bu kenti kesinlikle geçen seçimden daha yüksek bir oyla kazanmamız gerekiyor. Niye? İçerideki Selahattin Demirtaşlara, Gülten Kışanaklara, Leyla Güvenlere, Sabah Tuncellere buradan bir müjde, bir cevap yollamamız gerekiyor. Değerli Sarıcanlı halkımız, Seyit Rızaları, Şeyh Saitleri yok sayan, sabah akşam onlara hakaret eden, dilinize bilinmeyen dil diyen, gençlerimizi uyuşturucuyla bizzat buluşturan bu anlayışı inşallah 31 Mart'ta sandığa gömeceğiz. Geri sayım başladı. 27 gün kaldı gasp edilen belediyemizi tekrar almak için, Sarıcanların evi yapmak için, evimiz yapmak için. 31 Mart'ta inşallah kayyumu öyle bir göndereceğiz ki burayı tekrar demokratik gelen yönetimlerle buluşturacağız. Sizlere söz veriyoruz. Sizler hak ettiğiniz hizmeti kayyum döneminde almadınız ama büyük şehirlerimizle birlikte yanı başınızdaki Karakoçan'ı, Bingöl'ü kazanarak, bütün büyükşehir belediye imkanlarımızı da kullanarak Sarıcan belediyemizi hak ettiği noktaya getireceğiz. Emin olun. Bütün belediyelerimizin imkanlarını buraya akıtacağız. Bu küçük ama onurlu, ama yiğit, ama yıllardır dimdik ayakta duran partisinin, halkının yanında hiçbir zaman baş eğmeden duran Sarıcan halkına biz de layık olmaya çalışacağız. Değerli halkımız, yolumuz uzun. 3-4 yere daha uğrayacağız. Şimdiden 31 Mart akşamı Sarıcan halkımıza, Kürt halkına, Kürdistan halkına, Alevilere, emekçilere, yoksullara hayırlı olsun diyoruz. Kayyum efendinin yapmış olduğu makyajları artık Sarıcan halkı yemeyecektir. Sarıcan halkı 31 Mart'ta kendi evlatlarını, kendi kardeşlerini, kendi yol arkadaşlarını inşallah seçecektir. Az kaldı güneşli günlere, güzel günlere, aydınlık günlere. İnşallah 1 Nisan'da daha demokratik, onlarca belediyeyi aldığımız, halkımızın dertlerine derman olduğumuz 1 Nisan sabahı hep birlikte güzel günlere uyanacağız diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dema Sarıcan'ı, Dema Mey'i, Dema Kurdayı, Dema Kurdistan'ı
Mehem Yara Serkeftin, Serkeftin, Serkeftin. Şimdi Ayten Aragöz arkadaşımızı çağırıyorum yanımıza. Gel. Ayten başkanı, buyur sen de buyur. Yine İsmail Koç arkadaşımız biraz önce size hitap etti. Emin olun her iki arkadaşımızdan sizlere adil, eşitlikçi bir hizmet sunmak için büyük bir çaba ortaya koyacaklardır. Yapmış oldukları bir eksikliği görürsek hep birlikte müdahale edeceğiz. Ama bizim arkadaşlarımız onurlu bir şekilde Sarıcan halkımızın yanında durarak, gecesini gündüzüne katarak onlara hizmet üretecek, onlara layık olacaktır diyoruz. Her iki arkadaşımızı sizlere emanet ediyoruz. Her iki arkadaşımız... Her iki arkadaşımız mazlumların, Seyit Rıza'ların, Şeyh Sait'lerin cezaevindeki Gülten Kışanak'ların sizlere emanetidir. Lütfen iyi bakın. Şubas, Jübeyre Akıftın'a ve bu vatadar Öncelikle silahı hürmeti ve peşkeşi verirken Sersara, Sercama atın! Her hepin, her gücü! Serkeftin, serkeftin! Ben evladım, emreştin davya ben ama... Tahsi devam etti, tahsi devam etti! Başkanları Songül Düzgün ve Hayrettin Kaya. Cafer oğlumu davet ediyoruz buraya. Karakaçak Belediye Başkanları'nın son sorduğunu kongre ettim. Ya! Ya! Ya!
Diyarı,
mücadelesiyle, onurlu duruşuyla Kürtlere büyük güç vermiş, büyük cesaret vermiş değerli DEP halkımız, Karakoçanlı halkımız, hepinizi genel merkezim adına tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Çok önemli bir seçime girdik. Beraber takip ediyorsunuz. Günlerdir kent kent, il il, ilçe ilçe, belde belde, köy köy dolaşıyoruz. Emin olun, Hakkari'den Şırnak'a, Mardin'den Ağrı'ya, Serhat'ın bütün illerine kadar, biraz sonra Dersim'e gideceğiz. Her yer bugün Karakoçan'ın ortaya koymuş olduğu coşkuyla, sloganlarla, renklerle dop dolu. Kürt halkı kendilerini inkar edenleri, reddedenlere, iradesine kayıp atayanlara inşallah 31 Mart'ta bu coşkusuyla, bu kitleselliğiyle büyük bir cevap verecektir. Kayyumları gönderecektir. AKP zihniyetini, AKP belediyecilik anlayışını sandığa gömecektir. Değerli halkımız, bu seçim siz emekçilerle, siz yoksullarla, bin yıllardır bu coğrafyada yaşayıp dilini, kültürünü koruyan, korumak için mücadele edenlerle JITEM ittifakı arasındadır. Bakın, emin olun şu andaki JITEM ittifakı Kenan Evren darbesine bile, Kenan Evren dönemindeki baskılara rahmet okutacak düzeydedir. Bizler sizin seçmiş olduğunuz milletvekilleri parlamentoda iki kelime kendi ana dilimizde seslendiğimiz zaman sesimizi kısıyorlar. Ama Karakoçan'a, Bingöl'e, Elazığ'a, Ahmet'e gittiğiniz zaman bilinmeyen dil dedikleri dilimizde seçim propagandası yapıyorlar. İşte bunlar bu kadar ikiyüzlüdürler. Kürt'e düşman, diline düşman, Ape Musa'nın ismine düşman, Orhan Doğan'ın ismine düşman, Sakine'nin ismine düşman, Şeyh Said, Seyit Rıza'nın ismine düşman olanlar her ne hikmetse seçim geldiği zaman bir anda Kürt oluyorlar, bir anda Kürtçe'yi hatırlıyorlar, bir anda Kürtçe kramlarla, türkülerle, şarkılarla seçim provandası yapıyorlar. İnşallah 31 Mart'ta bu ikiyüzlüleri, bu Kürt dilini, Kürt müziğini, Kürt folklorunu, Kürt kültürünü reddedenlere genciyle, kadınıyla, bütün halklarımızla birlikte gerekli olan cevabı vereceğiz. Sadece dilimize, kültürümüze, coğrafyamıza düşman değiller, cebimize, yaşamımıza da düşmanlar. Türkiye'de en yoksul kentler Kürt illeridir. Türkiye'de en büyük işsizliğin olduğu kentler Kürt illeridir. Türkiye'de intiharların en yoğun olduğu yerler Kürt kentleridir. Özellikle son 10 yılda Türkiye'de en çok uyuşturucunun kullanıldığı kentler Kürt illeridir. Şimdi sizlere soruyorum, bunlar tesadüf müdür? Hayır. Kürt dilini konuşmasın, Kürt kültürünü, inancını yaşamasın diyorlar. Kürt doğduğu yerde aş ve iş bulmasın diyorlar. Kürt'ün çocuğu okumasın, kültürüne, diline sahip çıkmasın diye bilerek, bilinçli bir şekilde sistem tarafından özellikle Kürt çocukları uyuşturucuyla buluşturuluyor. Peki biz DEP halkı buna sessiz mi kalacağız? Bizler her anlamda bize düşmanlık yapan, bizi aç, işsiz ve dilsiz bırakan bu sistem karşısında 31 Mart'ta sandıklara bunları gömecek miyiz? Evet. Kürt'e düşmanlık yapayım diye bir taraftan da ülke ekonomisini
felakete sürüklediler. Kürt dilini konuşmasın diye bu ülkenin kaynaklarını, bu ülkenin bütçesini SİHA'lara, İHA'lara, F-16'lara harcıyorlar. Kürt dilini konuşmasın diye Türkiye toplumunu, Türkiye halklarını da yoksullaştırdılar. Dolayısıyla Türkiye'nin rahat nefes alması için, ekonomik olarak insanca yaşaması için, kendisine yetmesi için Kürt meselesini silahla, çatışmalarla değil, diyalogla, müzakereyle çözmeleri gerektiğini bir kez daha mücadelenin merkezi olan Karakoçan'dan dile getiriyoruz. Değerli halkımız, Erdoğan geçen gün diyor ki, hani ekonomi kötüydü diyor. Ya Allah aşkına, ekonomisi olan kimse var mı içinizde? Hayır. Başlarını saraydan çıkarıp halkımızın, emekçilerin, yoksulların ne yaşadıklarının farkında değil mi bunlar? Sayın Erdoğan, başını saraydan çıkar, millet ekmek kuyruğunda, et kuyruğunda, millet çocuğunu okutamıyor, çocuğuna ekmek götüremiyor, süt götüremiyor. İnsanlar ekonomik olarak büyük bir kriz içerisinde yaşıyor. Beyefendi diyor ki, %4,5 büyüdük. Sizlere soruyorum, bu yıl sizin bütçeniz, mutfağınız %4,5 büyüdü mü, küçüldü mü? Utanmadan diyorlar ki, kişi başına yıllık milli gelir 13.100 dolardır. Ya sizlere soruyorum, dolar gerçi başını aldı gitti de 13.000 doları Türk lirasıyla çarpın. Burada yılda 13.000 dolar 100 lira kazanan kaç kişi var? Kimse. Sanırım sarayda, saray etrafında AKP bürokrasisindeki zenginlerden bahsediyorlar. Bunlar ekonomiyi de batırdılar, bitirdiler. Yolsuzlukta üzerlerine yok, usulsüzlükte üzerlerine yok. İnşallah bir gün bu ülkenin iktidarı yönetimi olursak aç ve açıkta kimse kalmayacak. Çocuklar uyuşturucuya bulaştırılmayacak, okuyacak. Bu ülkede bin yıllardır konuşmuş olduğumuz ana dilimizde insanca, kardeşçe birlikte yaşayacağız. Biz geldiğimizde cezaevleri müze olacak, okul olacak, fabrika olacak. Fabrika yerine Kürt'e, Alevi'ye, muhalife cezaevi yapan bu sistem bir gün iflas edecektir. Bir ülkede bir cumhurbaşkanı, bir iktidar cezaevleriyle övünüyorsa bilin ki orada özgürlük yok. Bilin ki orada demokrasi yok. Bilin ki orada zulüm var. Türkiye'yi yönetenler cezaevleriyle övünüyor. Cezaevleri yapımı ve sayısıyla övünüyorlar. İnşallah bir gün cezaevlerinin olmadığı, Selahattinlerin, Gültenlerin, Öcalanların, belediye iş başkanlarımızın, milletvekillerimizin, kardeşlerimizin, yoldaşlarımızın özgürce siyaset yaptıkları günleri hep birlikte yaratacağız. Emin olun, inanın, bir gün muhakkak bunu yapacağız. Bu zulüm sonsuz değil. Bu zulüm daim değil. Bu zulümü bir gün Türkiye halkları ve emekçileri kesinlikle bitireceklerdir. Şimdi aylarca propaganda yaptılar. Emekliye zam vereceğiz. Emeklinin maaşını artıracağız. Aylarca propagandasını yaptılar. Daha fare doğurdu. Emekliye zaten 2000 lira ikramiye veriyorlardı. 3000 liraya çıkardılar. Yani 1000 lira arttırdılar ikramiyeyi. Sizlere soruyorum. Değerli emekli arkadaşlarım, abilerimiz, amcalarımız, Allah aşkına 3000 lira ikramiye ile bayram mı yapılır? Bayram sofrası mı kurulur? Bayramda 3 tane eş, dost sofraya davet edilebilir mi? Hadi buyurun siz cevabını verin. Çocuklarına gemiler, beşli çeteye madenler, Türkiye'nin bütçesini
AKP'nin etrafındaki sermayedarlara peşkeş çekenler sizlere 1.000 lira bir reva gördü. Peki bunlara sandıkta cevabı vermek bizim boynumuzun borcu değil mi? Şimdi evet, yerel sorunlara gelelim. Ben defalarca geldim gittim. Ya Allah aşkına, gerçekten böyle mi hizmet üretilir? Böyle mi bir kent olur? Belediye buradan ne iş yapar, ne eder? Her yerde olduğu gibi burada da belediye yine kendi cebine bakıyor. Dert belediyesinin bütün varlıklarını bir avuç sermayedara ve çevresine peşkeş çekiyor. Bunların amacı halka hizmet etmek değil. Bunlar nerede belediye aldıysa tamamında usulsüzlük var, yolsuzluk var, tamamında rant var. Karakoçan'da da defterde aynı tabloyla karşı karşıyayız. Başları seccadede, elleri semada ama akılları hilede, haramda. Kendilerine Müslüman diyorlar. Kendilerine Müslüman diyorlar ama Dep Belediyesi'nde eş, akraba, dostun dışında tek bir tane işe giren Depli var mı? Adalet, böyle bir inanç, böyle bir din var mı? Bizim inancımız sömürenlere, Dep Belediyesi'nin Dep'te yaşayan herkese adil, eşit bir şekilde hizmet sunması için İnşallah biz geliyoruz, gürül gürül geliyoruz. Emin olun biz geldiğimizde onların çaldığı paraları gençler için işe ayıracağız. Kadın arkadaşlarımızın sosyal yaşama katılması için, aile ekonomisine katkı sunmaları için harcayacağız. Bakın, daha önceki gün Karaçoban Belediyesi'ndeydik. Örnek bir belediyemizdir. Karaçoban Belediyesi AKP'nin bıraktığı bütün borçları sıfırlamış. 210 dönüm arazide buğday ekmiş, buğdayı öğütmüş, un yapmış. Fırınların sattığı fiyatın yarısına Karaçoban halkına ekmek veriyor. Sosyal tesisleriyle, ulaşımıyla Türkiye'de örnek belediyedir. Ne yapıyor? Emin olun inanmayacaksınız. Öğrenciler 25 kuruşa taşıyor. Kadın arkadaşları 50 kuruşa taşıyor. Vatandaşımızı 1 liraya taşıyor. Peki buradaki durumla karşılaştığınız zaman halkçı belediyecilik, toplumcu belediyeciliğin ne olduğunu, farkını ortaya çıkarırsınız. Kürt olana hizmet yok, Kürt olana iş yok, Kürt olana aş yok, Kürt olana demokrasi yok, Kürt olana özgürlük yok, Kürt'e cezaevi çok, dipçik, işsizliği reva gören bu anlayışı Allah'ın izniyle bir gün bitireceğiz. Evet, Dep, bak biz sizi o kadar çok seviyoruz ki, bizim ilk partimizin adı Dep'ti, hatırlıyorsunuz değil mi? Ta o Dep'ten bugüne kadar şimdi Dem'e geldik. Dep'e Dem yakışır, Dem'e Dep yakışır değerli halkımız. Şimdi bu yalancılar her seçim döneminde buradaki tapu sorunu yaşayan Yeni Mahalle'li arkadaşlar var burada. Yeni Mahalle, Kırkpınar ve Karşıyaka mahallesinde yaşayan arkadaşlarımıza seçim öncesi her ne hikmetse diyorlar. Tapu sorunlarınızı çözeceğiz. Çözdüler mi? Hayır. Sizlere söz veriyoruz. Karakoçan Belediyesi'ni alırsak, bu tapu meselesi konusunda belediyenin üzerine ne düşüyorsa kesinlikle yerine getireceğimize emin olabilirsiniz. Değerli Karakoçan'ın yiğit evlatları ne yapıyorlar? Zulümle, hileyle irademizi alamıyorlar, kayyumla gasp ediyorlar, o da yetmedi. Şimdi kaçak seçmen taşıyorlar, kaçak. Biraz önce söyledim ya, ya eli semada olan insanın aklı hilede hurdada olur mu?
bu kadar hileyi, bu kadar usulsüzlüğü nereden buluyorlar onu da anlamadım. Şimdi Karakoçan'a da yüzlerce kaçak seçmen getirmişler. Ama eminim Karakoçan halkı, Seyit Rızaların, Şeyh Saitlerin torunu, mazlumların yoldaşları bu kaçak seçmene karşı, bu haram seçmenlere karşı o helal oylarını arttıracak. Helal oylarını kazanacak. Karakoçanlı olup yurt dışında yaşayan, il dışında yaşayan arkadaşlarımızın tamamını bu akşamdan tezi yok, telefonlarınızı elinize alıyorsunuz, oylarını kullanmak için davet ediyorsunuz. Yol parası olmayan, ulaşım parasını karşılamayan arkadaşlarımız hangi kentlerimizde yaşıyorsa il ve ilçe binalarımıza gitsinler, o sıcak güzel bir tane demli çaylarını içsinler, yol ücretlerini, biletlerini alsınlar, oylarını kullanmaya gelsinler. Onlar haramcılık yapıyorsa biz helal seçmenlerimizi, kardeşlerimizi taşıyarak bu ilekarlara, bu oyunbazlara en iyi cevabı inşallah arkadaşlarımızı taşıyarak, oylarımıza sahip çıkarak vereceğiz. Değerli halkımız, biraz da buradaki akrabaları Avrupa'da olan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Avrupa'da siyaset yapmak kolaydır, rahattır. Yazıyorlar, çiziyorlar, konuşuyorlar. Ama biz onları Karakoçan halkıyla dayanışmak için bir aylığına Karakoçan'a davet ediyoruz. Biz onları Bingöl'e, Elazığ'a davet ediyoruz. Lütfen Kürt halkı dilini konuşsun diyorlarsa, ana dilimiz konuşalım diyorlarsa, cezaevleri boşalsın, insanlarımız aş, iş bulsun diyen yurt dışındaki yaşayan bütün arkadaşlarımızı bir belediye başkanı adayı gibi bir aylığına seçimler için davet ediyoruz. Umarım bu çağrımız yerine gitmiştir, değil mi? Evet, değerli Karakoçan halkı, geri sayım başladı. 27 gün sonra tekrar Karakoçan'ı Dem'le buluşturacağız, değil mi? Dem, Dema Depe'yi, Dem, Dema Kurday'ı, Dem, Dema Me'yi. Mehem Yara, Serkeftin, Serkeftin, Serkeftin. Şimdi sizlere çok değerli iki tane kardeşinizi, evladınızı, yol arkadaşlarınızı tanıtıp sonra yolumuza koyulup dersine doğru selamlarınızı götüreceğiz. Cafer, Oğur arkadaşı zaten hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Biz de tanıyoruz. Songül, düzgün arkadaş, gerçekten soy ismi gibi sizlere layık olmaya çalışacak. Emin olabilirsiniz. Cafer ve Songül arkadaş, Hayri'nin, Mazlum'un, Seyit Rıza'nın, Şeyh Said'in, Selahattin Demirtaş'ın, Gülten Kışanağ'ın sizlere emanetidir. Emanetinize sahip çıkacak mısınız Karakoçanlar? Her müziği Karakoçan, her müziği! Akıttın ava bu vatadar. Her gün 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 her g